Sosa'nın sağda olması alın terinin daha fazla akması demek. O takım bütünlüğünün oluşması demek. Çünkü oyuncular şunu düşünür. Ya işte Sosa gibi bir liderimiz var sahada. Hani zorlandığımızda oyunu çözer, bizi oynatır. Bir öğretmen sonuçta, öyle düşünelim. Fenerbahçe'nin böyle bir lidere ihtiyacı vardı. Alex'ten sonra bence işte Emre Belözoğlu yaşı nedeniyle çok fazla liderliği yapamadı. Sosa da 35 yaşında ama Sosa kendine çok iyi bakan bir oyuncu. En az 2 yıl Fenerbahçe'de bu liderliği yapar. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Sosa'yı Erol Bulut her maçta oynatmak zorunda. Pamuklara sarmak zorunda. Sosa'nın da kendine çok iyi bakması lazım. Sakatlanmaması lazım. Çünkü oynadığı bölge itibariyle çok darbeye dayalı Evet. sakatlıklar yaşayabiliyor. Çünkü yani bu tip oyuncuları durdurmak için rakipler çok sert oynarlar. Peki Zeki Uzundurkan, Beşiktaş ve Trabzonspor'da Geçelim. süremiz kalsın istiyorum Evet, ben. tamam. O nedenle biraz Tabii hızlanalım tabii tabii. Hemen isterseniz. hemen hemen. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Sağ bek transferi malum uzun zamandır Evet. bekleniyordu. Önce Sangare gündeme geldi. Olmadı. Olmadı. Sergen Yalçın'ı çok istediğini biliyoruz oyuncuyu. Evet. Daha sonra Santon gündeme geldi. Yine Sergen Yalçın'ın istediği bir isimdi. Rozier ismi ise biraz daha yönetimin istediği bir oyuncu olarak Evet. hep söylendi ve Rozier ile de anlaşma sağlandı. Nasıl bir oyuncudur? Öncelikle isterseniz bundan Evet. bahsedelim. Bir de Sergen Yalçın'ın istediği isimler olmadıktan sonra acaba Rozier ile nasıl bir iletişimleri olacak? Bu arada tam da Beşiktaş'a geçmişken muhabir arkadaşımız Sercan Dikme de hattımızdaymış. Hemen transferle ilgili detayları kendisine soralım. Ezgi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Zeki abiye de selamlar, saygılar. Kolay Evet, gelsin kardeşim. Gökhan Gönül'ün ayrılışından sonra Beşiktaş sağ bek arayışlarını devam ettiriyordu. Dün gece saatlerinde Sporting Lizbon'dan, Portekiz'den uçak indi ve Valentin Rozier'e Beşiktaş prensip anlaşmasına varmıştı Sporting Lizbon'da. Bir yıllık bir anlaşmadan söz ediyoruz. Sabah saatlerinde yine bu ekranlarda duyurduk. Valentin Rozier, Hulya'da bulunan hastanede, Beşiktaş'ın anlaştığı hastanede sağlık kontrollerinden geçti. 40 oldu. Yaklaşık bir saat, 1,5 saat içerisinde Valentin Rozier'in Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gideceğini biliyoruz. Orada Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçevi ve As Başkan Sayın Emre Kocadağ var. Bir buluşma gerçekleşecek ve artık son detaylar konuşulacak sözleşme üzerinde. Bizim aldığımız bilgi herhangi bir problemin olmadığı yönünde şu ana kadar. Kontratla ilgili detayları aktaralım. Beşiktaş Kulübü Sporting Lisbon'a kiralama bedeli olarak 200 bin euro ödeyecek. Rozier'e de, Fransız sağ beke de yıllık 800 bin eurodan bahsediyoruz. Zorunlu bir satın alma opsiyonu yok kiralık kontratında. Bunun da bilgisini verelim. Bu sağ bek kısmı, ama herhalde transfer dönemi açıldığından bu yana, hatta geçtiğimiz sezonu noktaladığımız günden bu yana Beşiktaş'ta en çok konuşulan durum forvet transferi. Şöyle bir özetleme geçelim, şöyle bir geniş fotoğrafı söyleyelim. Bugün itibariyle Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiş olduğu yabancı futbolcu sayısı 16. Valentin Rozier geldi. Artık imza attıktan sonra o yabancı sayısı 17 olacak. 3 futbolcu Beşiktaş'ta kadro dışı durumda şu an. İsim Atmiren, Douglas ve Lens. 17'den o 3 futbolcu çıktığı zaman 14 yapıyor. Yani Beşiktaş yabancı veya kanat transferi yapabilmek için, yabancı kanat veya yabancı forvet transferi yapabilmek için bugün itibariyle Rozier'den sonra Trabzonspor maçında, Antalya Spor maçında, Konya Spor deplasmanında mevcut kadroda oynayan bir futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Ya yollarını ayıracak kiralık olarak ya da lisansını dolduracak. Lens'te, İsim Atmiren'de ve Douglas'ta olduğu gibi. Artık biz bugün itibariyle 24 saat içerisinde, belki de bugün ayrılık anlamında gelişmeleri bekliyoruz. Çünkü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde neredeyse bütün idareciler bugün itibariyle gidecekler. Akşam da bir antrenman var. Beşiktaş'ta antrenman var saat 17.30 itibariyle. Peki bu sürpriz ayrılık olarak nitelendirdiğimiz futbolcularda adaylar kimler? Bir numarada tabii ki Vida var. Ancak Vida'da ben biraz daha bugün itibariyle ayrılma durumunun çok düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Roma'nın 3 yıllık bir teklifi vardı Hırvat stopere. 3 milyon eurodan yıllık. Bu teklifi reddetti. Artık çok az bir zaman kaldı. Şu ana kadar bir hareketlilik de yok. O yüzden Vida'yı bir kenara bırakalım. Kevin Enkudu, Beşiktaşlı idarecilerle konuştuğumuz zaman yöneticiler şunu söylüyor. Biz kanat arayışı içerisindeyiz. Kanat arayışı varken işte orada Hasic var, Boyd var,
Lens kadro dışı artık onu saymıyoruz. Töre var. Bu üç futbolcunun yanında bir de Enkudu var. Sayın Başkan'ın açıklamaları, Sergen Hoca'nın açıklamaları lig devam ederken artık Enkudu ile ilgili ilerleyen saatlerde bizim Anspor ekranlarında duyuracağımız bir durumda olabilir. O yüzden Beşiktaş taraftarları bunu söylemiş olalım. Öte yandan bir de Larin durumu var. Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün şunu söylemiştik. Sergen Hoca belirleyecek bunu. Eğer Abubakar'ı Sergen Hoca raporu doğrultusunda forvette oynatmak isterse kanat transferi yapılacak. Abubakar'ı kanatta oynatmak isterse forvet transferi yapılacak. İşte o noktada şimdi Abubakar, Larin, Güven var. Umut gidecek artık birkaç gün içerisinde Hırvatistan'a. 3 futbolcu var. İşte orada yabancı forvet transferi yapılırsa bir şişkinlik olacak. O noktada Güven kalacağı için teknik heyet doğrultusunda, raporu doğrultusunda Larin. Ancak Larin'e bugün itibariyle gelmiş herhangi bir resmi teklif yok. Burada peki Beşiktaş yönetimi son saniyelerde transfer döneminin son saniyelerinde ne yapabilir? Larin'in lisansını Lens'te olduğu gibi ilerleyen dönemde Douglas'la Mirin'de olduğu gibi dondurabilir. Henüz dondurmadılar 3 futbolcuyu ancak donduracaklar. Bu da ihtimaller arasında. Ancak bugün itibariyle kesin ifadeler kullanmaktan kaçınalım. Şu futbolcunun lisansı dondurulacak veya şu ayrılacak tarzında. Çünkü Beşiktaş yönetimi kanat transferi arayışına devam ediyor. Hatta anlaşmaya yakın olduğumuz futbolcular da var deniliyor ancak alınacak bir durumda değil. Çünkü o noktada gidecek bir futbolcunun belirlenmesi gerekiyor. Veya gitmiyorsa da lisansın doldurulması gerekiyor. Peki Sercan Dikme'ye aktardıkları için çok teşekkür edelim. Beşiktaş'ta transferde hareketli bir gün yaşanacak gibi görünüyor. Zeki Uzundurkan, hemen isterseniz Rozi'ye bir cümleyle rica edeyim. Daha sonra da Gençler Birliği karşısında nasıl bir Beşiktaş beklersiniz Konya mağlubiyetinin ardından? Rozier bir defa genç bir oyuncu. 24 yaşında daha. Geleceği parlak bir oyuncu. Eski hocaları da çok olumlu raporlar vermişler. Satın alma bedeli de 7 milyon euro civarındaymış. Evet. Yalnız Beşiktaş'a Ketebal'de Beşiktaş'ın kapısını çalmış. Buruma'yı pazarlamaya çalışıyor. PSV'nin kadroda düşünmediği bir oyuncu. Aslında Galatasaray'la da görüşmüş. Galatasaray istemiyoruz demiş. Fenerbahçe artık transfer yapmayacağız demiş. Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaşlı yöneticiler de 1 milyon euro civarında bir rakama olursa olur diyor. Yoksa biz alamayız. Şartlarımız bu demiş. Evet. Öyle bir Buruma teklifi gelmiş Beşiktaş'a. Onu da söyleyelim. Yani Rozier'le ilgili şunu söylüyorlar hocaları. Rodez'deki eski teknik direktörü şunu söylemiş. Onu ilk gördüğümde çok etkilendim. Modern ve atletik özelliklere sahip dinamik bir futbolcu. Aniden hızlanma konusunda büyük bir kapasiteye sahip. Yani Beşiktaş hani burada nereden çıktı demesin Beşiktaş taraftarı. Önemli bir sağ bek aldılar. Görecekler. Peki Gençler Birliği maçı? Bir Gençler Birliği maçında ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. İyi, yani Beşiktaş kötü oynamıyor zaten. Bakmayın siz bir yol kazası. Konya Spor maçı bir yol kazası. Konya Spor o gün çok iyi vuruşlar yaptı. Çok iyi oynadı. Ben Konya Spor'u çok şaşırdım yani. O gün Konya Spor'un karşısında başka bir takım olsa da Konya Spor o maçı kazanırdı. Öyle futbol oynadılar yani. Gençler Birliği karşısında Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorsunuz. Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da şimdi Ahmet Ağol'un açıklamaları vardı. Bir oyuncu daha aldı.